Rezan Bey, 2-2 biten bir karşılaşma. Yönetimde değilsiniz ama iyi bir Galatasaraylısınız. Bunu herkes biliyor. Daha önceki yönetimde hukuktan sorumlu yöneticiydiniz. Ne söylemek istersiniz? Neler yanlış gidiyor? MHK'de ne yanlış gidiyor? Galatasaray'da giden bir yanlış var mı? Abi biliyorsunuz ben hukuktan sorumlu başkan yardımcısıydım ve son 2 yıldır Galatasaray'a karşı sistemik, kategorik bir muhalefet var. Bugün bu sahada bunun tezahürünü gördük. Türkiye Futbol Federasyonu ne yazık ki çözümün değil, çözümsüzlüğün adresine haline gelmişti. Türk futbolunun temel sorunlarını çözmek bir yana futbolda resmen kaos yaratan bir organizasyon görüyoruz. Bugün bu sahada yaşananlar utanç verici baktığınız zaman. Tam bir utanç vesikası. Utanç vesikasından bahsediliyor. Bundan daha büyük bir utanç vesikası olamaz. Ya kırmızı kart, kırmızı kart mı ya? 90 dakika bütün takdir haklarını Alanyaspor lehine kullanan bir hakemden bahsediyoruz. Ya bu hukuken de, fiilen de, ahlaken de, vicdanen de kabul edilemez. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Yani çok net. Türkiye Futbol Federasyonu çözümün değil, çözümsüzlüğün adresi haline gelmiştir. Bugün bu sahada insanların emeğine yazık. İnsanlar alın teri döküyor burada. Bu bir endüstri. Malzemecisinden oyuncusuna kadar çok ciddi fedakarlıklar yapılıyor. Ya buraya çok zor koşullarda bilet alıp gelenler, özlük sosyal haklarından feragat edenler, ailesinin çoluğunun çocuğuna yanına gitmeyenler, belki bir hafta boyunca yürüyerek işine gitmek zorunda kalıp da oradaki birikimine gelip burada maç izleyen insanlar, bu insanların hepsinin hakkını bertaraf eden, hepsinin hakkına geçen bir yönetim, Galatasaray şampiyonu yapılmak görüyoruz. İstenmiyor mu? Çok net söylüyorum. Galatasaray'a karşı bir kategorik, sistemik bir muhalefet var. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK çözümün değil, çözümsüzlüğün adresi haline gelmiştir. Resmen hasmane bir tavır var. Bugün de bunun bu sahada en tipik tezahürünü gördük. Yani burada çıkıp bir irade ortaya koymak lazım. Yoksa açıkça Galatasaray'a karşı hasmane tavırla hareket eden, sistemik, kategorik muhalefet yapan bir hakem triosunu hep birlikte gördük. Galatasaray yönetimi ne yapmalı? Yetersiz mi kalıyor? Ve vücut dilini de görüyorsunuz. Tahrik edici, taraftarları, o bütün o tribündeki insanların hepsini tahrik eden bir üslup ve yaklaşım var. Bugün bir futbol izleyicisi olarak, bir Galatasaraylı olarak, bir yurttaş olarak utandım. Galatasaray yönetimi ne yapmalı? Bunu da çok net söyleyeyim. Yani siz, burası Türkiye. Türkiye'de futbolun kendine özgü paradigmaları var. Burası Oslo değil, Norveç değil. Dolayısıyla siz sistemi tek başınıza değiştiremezsiniz. Sistemi değiştirmek için başka aktörlere ihtiyaç var. Federasyon yanınızda olacak, diğer spor kulüpleri yanınızda olacak. Sezon başında futbolun ortak sorunlarını çözmek için kulüpler bir araya geliyor. Evet. Yabancı kuralı, lisans, efendime söyleyeyim, futbolda adalet, yargılama kurullarının bağımsızlığı, tarafsızlığı. Sonrasında herkes kendi taraftarının tabanını konsolide etmek için spor yöneticileri de sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Kendi tabanını konsolide etmek için süreci biraz daha menfi noktaya getiriyor. Galatasaray yönetiminin burada bir irade ortaya koyması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bir yaklaşımı ortaya koyması lazım. Bu kabul edilemez. Tekrar söylüyorum, bu bir hasmane tavırdır. Galatasaray'a sistemik, kategorik bir muhalefet yapılmaktadır. Federasyonun kurullarıyla birlikte, Merkez Hakem Kurulu dahil, derhal istifa etmesi lazım. Son olarak şunu sorayım. İnan Bey'in bir sözü vardı. Fenerbahçe'nin önünü açtılar. Şampiyon olacak şeklinde. Bu sene onlar şampiyon olacak şeklinde. Katılıyor musunuz şu iki hafta gelişmelerden sonra? Çok talihsiz bir ifade. Sayın Kıraç'ın neyi kastettiğini kendisine sormak lazım. Sonuçta Galatasaray'ın kurumsal hafızalarından bir tanesi. Fakat bugün geldiğimiz nokta itibariyle sanki bütün futbolun bileşenleri Türkiye'deki, bütün kurumlar, hatta yazılı görsel basın kitle iletişim araçları dahil, yani Galatasaray'ın önünde böyle bir menfi bir yaklaşım sergiliyorlar. Sanki rakibi şampiyon yapmaya matuf, onu şampiyonluğa hazırlamaya matuf bir yaklaşım içerisindeler. Bu da çok talihsiz. Beklentimiz nedir spor izleyicisi olarak? Bir hukukçu, bir yurttaş, bir taraftar olarak adil, hakkaniyetli, hak edenin kazandığı, futbol dışı enstrümanların ve aktörlerin müdahale olmadığı bir lig. Ben geçen yıl genel kurula gittim. Disiplin, tahkim ve UÇK'yı değiştirdik değil mi? Evet. Sabaha kadar oturduk, yazdık. Ben yazdım sabaha kadar ve genel kurul seçecekti bu kurulları. Tam bağımsız olacaktı. TFF yönetimi seçmeyecekti. Maaşını, özlük sosyal haklarını TFF yönetiminden almayacaktı bu kurullar. Bunu biz konuştuk değil mi geçen yıl? Evet. Değişikliği yaptık. Statü değişti. Genel kurulun iradesiyle 2/3. Ne oldu? Bir spor yasası yaptılar. Tekrar bu kurulları kim seçiyor şimdi? TFF yönetimi. Yine kendilerine bağımladılar. Çünkü tarafsız, bağımsız bir yargılama, tarafsız, bağımsız bir futbol iklimi istemiyorlar. Kendi atadıkları hakem, kendi atadıkları hakim, kendi atadıkları tahkim üyesi, disiplin kurulu üyesi karar versin istiyorlar. Biz niye futbolun bütün paydaşları olarak statüyü değiştirdik? Niçin federasyon seçsin dedik? Sabaha kadar, 9'a kadar niye yazdık ben onu? Hani genel kurul değişmişti? Tekrardan döndüler. Federasyon atayacağı bir şeyi
İkilme. Bu spor kamuoyunun gözünden kaçıyor mesela. Çok önemli bir değişiklik. Tekrardan eski sisteme döndüler. Bağımlı ve taraflı bir atama mekanizması. Bağımlı ve taraflı. Federasyonun güdümünde ve yönetiminde hakemler, disiplin ve tahkim kurulu üyeleri. Sonuç ortada. Bugün burada yaşanan büyük bir rezalet ve kepazeliktir. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evleviyetle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarıyla Merkez Hakem Kurulu dahil bu rezalete bir son vermesi lazım. Bir an önce de Türk futbolunun yakasından düşsünler. Teşekkür ederim. Ben Sayın Rezan Ep Özdemir'i bu kadar sert açıklama yaparken görmedim. Hatta bravo. Sayın Burak Elmas yönetiminde bile kendi haklarını bile bu kadar savunmadı. Yani bravo. Sayın Ep Özdemir gerçekten de çok sevdiğim birisidir. Bu arada ama Sayın Rezan Ep Özdemir ne enteresan değil mi? Beraber birlikte görev yaptığı Sayın Yusuf Günay ikinci başkan. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Kendi yönetiminde de ikinci başkandı. Şimdi Rasim'cim. Türk futbolu. Abi dur bela okumayın abi. Ya. Bu amma bela okundu bu akşam her yerden. Dışarıda öyle, tweetlerde öyle, sosyal medyada ne olursunuz. Şimdi Okan Hoca konuştu ama müsaade ederseniz öncelikli olarak ben Okan Hoca'dan önce bir tane pozisyon var. Hanımı da konuştu. Yüksek müsaadeleriyle kendisinden de izin aldık. Onu da ekrana getireceğiz. Ama bir pozisyon var. Sinan abi ve Abdülkerim abiye dönmek istiyorum. Bir tane mesela Okan Hoca diyor ki Alanya Spor... Hakemin diyor vücut diline bakın diyor. İlk yarıyı nasıl bitirdi diyor. Ben de aynı tweet'i attım aslında. Diyor ki maçı bitirme şekli bile ilk yarıyı diyor. Biz tam hücuma çıkmışız. Çat diye bitirdi diyor. Yani dedim ama ben bir dakika Ertem. Zaten biz maçı anlatırken. Ben sana özetledim mi ya? Yok şöyle söylüyorum. Ay sarı karttan sana özetledim zaten. Zaten şartlı gelmiş dedim. Evet. Yani hiç anlatmana gerek yok. Okan Hoca demiş ki. Aynen. Okan'a söyledi belli. Niye maçı doğrama üzere geldi bu dosyada etti. Var ama siz açtırmıyorsunuz. Okan neden orada isyan etti çünkü. Neden oldu bu dosyada tam var. Tam hata başlıyorsun. Var bu dosyada orada var. Orada bir atak bitsin beklersin. Ama açtırmıyorsun. Evet. Nezaketen beklersin atak tabii. Bitsin dersin. Yani nezaket bir de şöyle bir şey var. Hani ben de özellikle yani doğramak için yer aradı ya. Tamam Ertem konuşmayalım. Hayır şu. Yeter. Ne güzel. Doğru konuşmayalım. Yani bir şeye başlıyorum konuştum. Sağır konuşalım. Bir şey söyleyeyim Rasim'cim. Evet, şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ertem, ifade özgürlüğümü kısıtlıyorsun kardeşim. Şimdi maçlarda bile şu ifade kullanılır. O bize hakemler tarafından verilmişti bu daha önce, yıllar öncesinde. 45 artı 3, en az 3 dakika daha oynanacak ifadesi vardır mesela. En az 4 dakika daha, en az 5 dakika daha. O 5 dakikayı gördüm, illa 4.59'da, artı 4.59'da maç bitirilmez ilk yarıda. Sinan abinin dediği gibi, yani bir inisiyatif kullan. Abi, iyi niyet göstermesidir bu. Atak yemişsin. Evet. Atak yemişsin. Şimdi ne olur biliyor musun? O top bir ölü bölgeye gelir. Tabii. Baktın olmuyor. Bitirirsin maçı. Bu budur. Bir de içeride oynuyor. Bir de kontraya bir rakip yani taraftara. Bir de hatalı işler yapıyorsun. Ya bilmiyorum. Ya bu Ali Pala ilk çıktığında fena değildi. Biz Çakar'la evet, bunu konuşuyorduk. Evet 2014'lerde vardı. Çakar'la yani. Hatta bana dedi. Ya Sinan Hanım dedi. Bu dedi ya hakem olacak. Bak dedi. Şahane hakem olacak. Ben de aynı yaşta Ali Pala. Ama ondan sonra adam başka bir adam oldu. Abi 13-14'ler. Benimle aynı yaşadır Ali Palabik. 81'lidir. 14'lerde 15'li ama işte abi bak. Demin çok güzel bir şey söyledi. Şimdi ben çocukluğu İzmir'de büyüdüm. İzmir'de kefalin, temiz kefal çok çıkar. İzmir Körfezi'nden temiz kefal çıkamazdı. Çünkü tamamen kokardı. Hala kokuyor İzmir Körfezi. Biraz azaldı. O kokulu, o tamamen dışkı dolu İzmir Körfezi'nden temiz balık çıkamazdı. Bu sistem de bu. Hakikaten Sinan abimin dediği gibi bu Ali Palabıyık'ta 30'lu yaşların başında bir yetenek, bir bozulmuş istidat vardı. Evet Abdülkerim abi. Ne oldu? Yozlaştı. Ama arkadaş yozlaşmanın da sınırı olur ya. Sende sınır yok Ali Palabıyık ya. Zamanla yarışıyorum bir yandan da. Bu ne abi ya Allah seversen ya. Alanya Spor hücuma çıkarken birinci yardımcı hakem top Alanya Spor'un ayaklarında bir futbol adamı olarak... değerlendirmeniz önemli burada. Şimdi yardımcı hakem de ölü topu alıyor dışarı çıkartıyor. Yani evet. Benim bildiğim yardımcı hakem müdahale edemez evet. Oyuna öyle değil mi? Etmemesi lazım. Yardımcı hakem burada Alanya Spor'un hata hızlı gelişsin, oyun durmasın. Hemen orta yapsınlar Galatasaray'a gol atsınlar istiyor. ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Bu soruyu... yorum yapıyorsun ya. Bu soruyu sormak... Hakem de yorum yapıyordu. Neydi o hakem? İşte bu. Hani vurur gibi yaptı. Tamam işte. Hani ya, tamam işte yorum yapıyorum. Yan hakemin neden bu sen ikinci topu? Geçiyorsun. İkinci. Yo ben gayet. Yani şimdi diyorsun ki niye yan hakem bunu yapıyor? Bir yan hakem bunu niye yapar? Niye yapar? Oradan Alanya Spor'un hata kesilmesin. Hemen çıksınlar. Hemen Alanya ikinci golü atsın istiyor yan hakem. Tamam işte.
Ne diyeyim? Abi Galatasaray'la tamam şaka abi, bir yana. Tamam abi ne diyeyim yana. Şimdi ne diyeyim? Ya ne diyeyim? Çünkü ben ne desem değil mi? Bak ben ne desem abi, havada kalacak. Çünkü bak bun ben ne desem havada kalacak. Çünkü bir Galatasaraylı beni dinlerken ki bu adam Fenerli zaten. Yok, dolayısıyla yok. Onların duymak istediklerini söyleyeyim. Adaletine anladın inanmak mı? İstiyorum işte. Ya adaleti burada yana hakem ikinci bir top atıldığında ayağının dibinde top içeri içeri girip onu atayım hani oyun durmasın diyor düşünüyor. Hani adama burada şimdi bir art niyetle anca temin söylediğim yorum art niyet olabilir. Burada Galatasaray'ın gol yemesini istiyor. Alanya'nın hemen bir çabuk. Ama Ali Palabıyık intikam için gelmiş. Abi, yorumuna sen ne diyorsun? Hangi intikam mı abi yani? Sinan Engin'in. İntikamını aldık Sinan Engin'in yorumu. İntikam demedim ben. Ne ya? Bu da şey. Bu kendine göre. Şartlanmış bu işin gelmiş. Türkiye'de, Türkiye'deki bir numaralı adamıdır. Rasim Ozan Kütahyalı. Algı yaratmada Türkiye'de bir numaradır. Bir numaradır. Vardı. Niye de gelmiş? Abisi biraz yaşlandı şimdi. Piyasadan çekildi mecburen. Şimdi bu arkadaşa kaldı iş. Hep algı. Bak Sinan abi öyle. Bak Sinan diyor ben öyle demedim. Dedi. Öyle demedi ama adam. Şartlandı geldi. Şart benim. Adam şöyle adam şöyle çarptı. Ali şartlandı. Ali Palabıyı. Galatasaray bize laf etti. Ali Palabıyı maçın hakemi. Ali Palabıyı maçın hakemi ilan ettiğin gün tamam mı? Fenerliler, Beşiktaşlar işte Galatasaray'a karşı olanlar ne diyor? Erdem Tümür hafta içinde konuştu. Ali Palabıyı gidecek Alanya'yı bitirecek. Tamam mı? Galata ne diyorlar işte bu zaten işte benim anlattığım maçı söylüyorlar. Cagney'i Magney'i. Şimdi adam ben Galatasaray'a kıyak yaparım diye bir baskı oluşuyor. Sinan'ın dediği o algılı adam o algıyla geliyor. Ya çok dikkat et bir şey anlatacağım biliyor diğer musun? Taraftan da taraftan da ulan diyor şimdi Alanya lehine bir hata yaparsam böyle şimdi, olacak. Galatasaray lehine bir hata yaparsam bu Galatasaray beni öldürecek. Adamı baskıyla geliyor bunu, maça. Bunu bak. Yoksa ne kurulacak yani buraya. Adam manyak mı gelip burada Galatasaray'a şey yapıp hakemlik hayatını bitirmeye. Sevgili seyirciler iyi dinleyin. Şimdi bu MHK başkanı bir tane rahmet Allah rahmet eylesin. Komutanım da benim askerde de Bülent Hoca. Sohbet ederek Çakar'la da konuşurdum. O da aynısını. Ya size derdim bir maça verirken şu takımı tutun veya bu takımı işte deniyor mu? Götürün, yiyin, işte parçalayın deniyor mu? Yok dedi. Tayinlerden anlaşılır dedi. Heh bravo. Koku bak, anlaşılır orada. Hayır. Bir adam bir maça veriliyorsa onun görevi bellidir. Allah Allah. Söylemeye gerek hakemler, yoktur. MHK başkanlarının. Bütün hakemlerin. Genel hayır. Şimdi mesela bir adam bir maça verdiler. Tayinden anlaşılır. Diyelim ki Fenerbahçe'yle sıkıntılı bir adam. Zorbay Küçük. Mesela. Bu Fenerli. Verdiler işte. Bu Fenerbahçe'ye değil mi? Anti. Değil problemli. Mi? Evet. Bunu yollarlar. Yolladılar Zorbay'ı. Ne anlar biliyor musun? Demek ki yukarısı da. Zorbayı falan tenzih ediyorum. Fenerbahçe'ye bir genel ceza konuşuyor. Vermek istiyor. Genel. Örnek yani veriyoruz abi kalkıp işte. Kalkıp da bir hakeme. Tabii. Rasim benim hakem. Ben MHK başkanıyım. Mesela beni yarın, Fenerbahçe maçına veriyorlar. Falan. Yarın bunlar ayrıldıkları zaman. Daha hakemlikten gönderdikleri zaman teşrif ederler. Bana şu maçı şöyle yap. Hayır. Bunların sinyali budur. Bravo. Arkadaşlar bakın. Yani bu ya da hakemler şey sinyalci mi? Sinyal. Sinyali böyle alırlar. Abi hocam bilir bunu. He? Ahmet Hoca rahatsız olmasaydı anlatırdı. Ama sen Ahmet Hoca'ya da sinyalci dedin. Hakemler ya. Bak ben şimdi Apo seni bir mahallede seni sevmiyorlarsa tamam mı abicim? Ben seni oraya yolluyorsam sen de emniyet müdürüsün değil mi? O mahallede çok şey var. Aynen. Oraya gidiyorsan ne demektir biliyor musun? Apo'cum git orada gerekeni yap. Aynen. Oradaki bütün şeyleri anladın mı? Al. Kap onları al hepsini içeri at. Çok aynen. Doğru söyledi bak. Bu da bu. Anlaştın sen. Oraya ya, ulan bak beni buraya yolladılar ne göre ya bu Sinan. Demek ki buraya beni yolladı anlaşıldı. Demek böyle yapma. Ben de bunu söylüyorum. Hakemlere sinyal böyle gider. Evet. Çok doğru bir analiz yaptı. Abi, şöyle bir şey var. Biraz önce onu sormamın sebebi şu. Taç çizgisinin kenarındaki hakem aktif oyundayken yani evet, içeri girebiliyor mu diye. Ben hani yok. Belki kural dışı kalmışımdır burada yok, biraz yok. Böyle. Ben de kuralı tam bildiğimden hani, söylemiyorum. Ama bunu... Aktif halde... Ama bunu gayri ihtiyar mesela yedek oyuncu da girmemesi lazım. Bazen yedek oyuncular orada ısınıyor ya. Mesela ya bir tabii canım adam iyi niyetle topu çekiyor orada. Yani hani oyun devam etsin işte ben de olsun, onu anlatmaya olsun. Çalıştım. Yani adamın orada ne desen kötü yorumlanacak. Evet ya. Ne desen evet o tarafa çevirecek. Evet yani Saşa buraya gelsin. Biz yani ne diyeceğiz? Ya ben şuna takılıyorum arkadaş. Yani bu üç büyükler lafı güme gidiyor ya. Vallahi güme gidiyor. Yani şöyle bir durum oluştu. Üç büyük de olsan, kendi sahanda 50 bin kişi de olsa, tamam mı kardeşim? Rakip bir Anadolu takımını almışsın oraya İstanbul'un göbeğine. 50 bin kişiyi oraya yıkmışsın. Bir de senin adın büyük takım. İlk yarıyı da 2-0 önde kapıyorsun. 45 dakikaya bir kişi eksik oynadığın için o maç illa kazanamıyorsun. Bu hale geldi yani.
Böyle bir şey olur mu arkadaş? Ben bunu mesela hiç soruşturmuyor mu insanlar? Yani bir Galatasaraylı mesela bugün şöyle düşünmez mi? Yani benim düşündüğüm gibi düşünmez mi? Bir Beşiktaşlı. Ya kardeşim iyi, ben haksız kırmızı kart gördüm de ikinci yarı ben 10 kişi çıktığımda 3-0'da öndeydim. Ya nasıl maç 3-3'e gelir? Hiç demiyorlar mı yani? Bunu hiç demiyorlar mı? Yok, en kolayı şu. Bu hakem haksız kırmızı kart aldı. Bu bize takık abi. O çok güzel. Ne güzel. He. Ne güzel değil mi? Hayat ne güzel. Ya yani hoca ne yaptı? Hoca ne yapıyor? Bu değişiklikler neydi? Okan konusunda bu takımın ikinci yarı fizik Apo gücü abi. Niye bu hale geliyor? Apo abi. Nasıl kalesinden Apo çıkamıyor? Abi, her şey bir kişiyle mi oluyor? Apo bir eksikle mi oluyor? Et. Manchester City 10 kişi sen kalmıyor mu? Liverpool 10 kişi kalmıyor mu? Real Madrid 10 kişi kalmıyor mu? Onların böyle bir orta sıra takımına. Mesela Real Madrid 10 kişi kaldı 2-0 önde. Hem de kendi sahasında Real Madrid. Kim oynuyor? Alaves de oynuyor. Alaves. Ya da Real Betis. Daha bile düşük Real takımda. Real Betis. Mallorca'yla falan oynuyor. Böyle oynar mı o maçı? 2-2 mi biter? Tam tersi 4'e 5'e gider. Anladın evet. mı? Yani bizim bak. Büyük takım kavramları artık basitleşti. Adamımız atıldı. O zaman mecburen biz 3-0 öndeyken 3-3 bitecek. Abi, hakemi yüzünden. Abi tamam çok bak. Çok güzel arkadaş. Bir dakika. Vallahi helal ben olsun. Ben Okan Buruk vallahi konusunda. Olsun. Okan Buruk konusunda. Atıldı işte bizim İsmail abi, Yüksek abi, Dinamo Kiev maçında. Abi abiye. Değil mi? İkinci yarının başında atıldı. Abi, uzatmalara gitti. Et. 70 dakika 10 kişi oynadı müsaade Fenerbahçe. Müsaade etme Apo abi. Ne yapalım? Okan Buruk bir saniye abi. Yemeseydi uzatmaların sonuna Okan Buruk'a katılıyorum. Allah Allah. Jesus Fenerbahçe'nin en büyük şansıdır. Abi ama ya. Bu demek değildir ki. Ali Pah bugün Allah. Gündem tektir kardeşim. Senin gündemin öyle yani. Hocam. Allah korusun. 37 şehit versek şu an. Allah senin korusun. Gündemin o ya. Gündem biter. 37 şehit şu an Allah korusun öyle bir haber gelse. Ne alakası var şimdi bununla? Evet katliamdır. İşte Ali Palabay'ın yaptığı katliamdır. Aynı şey. Saşa Boya şu an Saşa Boya tam etme gelsin. Aynı mantık. Şey, futbol maçı konuşuyoruz. Ya şöyle şehit birisi. Yok şehit 15'i. Yok bilmem. Bırakın ya. Haksız kardeşim ya. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarıma bu gece mücadele ettikleri için çok teşekkür ederim. Bravo. Savaş devam ediyor diyor Saşa Boya. Yani savaş bak, devam ediyor. Sinan abi çok kısa yöneticinin dilinde savaş. Futbolcunun dilinde bak, savaş. Tepki var. Bu savaş çok sıkıntılı bir kelime. Yarın 5 tane oyuncu atılır. Tabii ya. Bizim şey maçını hatırlayın. Cem Papilya'la maçı. Bakın bu iş sıkıntılı. Burada Galatasaray takımını şimdi daha sakin. Daha sakin olmalı. Daha sayılı futbolcuları daha sakin. Çünkü bak demin anlattığımız gibi. Sonra kötü gitti mi bahane arıyor. Teknik direktör hakemden bahane yapar. Öteki taraftan futbolcu hakemler zaten bizi şey yapmıyorlar falan. Doğru. Öteki türlü ufacık bir harekette abi herkes itiraz ediyor. Bundan kurulup gelir herkes, mi hakemsin abi? Şimdi bu futbolcu savaş derse o da ben sana gelir. Söyleyeyim bundan sonraki maçta Allah korusun yani istemiyorum. 3 tane oyuncu da atabilir yani. Çünkü hepsi sert oynayacaklar. Agresif oynayacaklar. Tabii ya. Kızacak hakem 12. Abi daha sakin olmak lazım. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın arkadan lazım ya. Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartta arkadan yaptığı o dengesizce o hırsla gelişi tamamen işte o Sinan'ın anlattığı durumdan yani, dolayıdır. Ve bu artık aklı yerinde olsa daha dengeli gelir. Bak bu yabancı bir oyuncu arkadaşımız. Evet. Yabancı bu kardeşimiz. Alttaki yorumu da bu arkadaş bu çocuk ne bilir savaş evet. Babaşa, kavga. Bu hayatında yazdırım bu zamana kadar istiyorsun, bu zamana kadar hayatında ya, tamam. Bu zamana kadar hayatında yok, oynadığı yerlerde savaş diye bir kelime ha. Futbolda falan kullanmıştır. Yok. Ben savaş nedir dersin. Biliyor musun? Savaş nedir? Bu savaşın anlamı farklı konuşuyor. Galatasaray yönetimi. Savaş içeride sahada savaşacağız. Mücadele kavga edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Budur. Şimdi ama abi devamlı itiraz. Ha. Devamlı konuşuluyor. Ben şimdi bu kardeşe, kardeşimize, Şasaboya denen kardeşimize evet. Haksız atıldığını söyledim değil mi? Haksız atıldı. Tamam sarı kart görmedi. Ama bir Galatasaraylı olsam, kulüpte bir böyle Galatasaray kulübünde bir yetkim olsa buna derim ki kardeşim sen ne yapıyorsun o pozisyonda? Sen ne yapıyorsun? Kaleci Mustafa orta sahaya kadar gelmiş. Top da senin kontrolünde. 2-0 öndeyiz. Dönüyorsun. Galatasaray sen orada labali dönüp adama bir de çalım atacaksın. Ver kalecine kurtul. Sen de kırmızı görme. Maçı da 2-0'ken 3'e getirin 4'e. Şimdi bu arkadaşa bunu söylemek varken bu arkadaşı buradan sıyırıyorsun. O da oradan Instagram atıyor. Sağ olun teşekkürler hani benim yokluğumda. Zaten savaşacağız falan diyor. Yaşını yazmıştır birisi neyse, yani. Neyse neyse anladın mı? Kimse asıl sorun abi. Senin lavalinin yüzünden olduğu top kaybı. Mertens bombosu. Gelsin. Mertens özel. Sezgin Gelmez'in özel haberi. Çok net. Kendi ağzından birebir çıkan haber. Beyaz Futbol özel haber diye veriyoruz. İmza Sezgin Gelmez. Mertens İtalya Ligi'nde bunu nerede söylüyor? Soyunma odasında arkadaşlarına bağıra bağıra böyle. Bağıra bağıra söylüyor. İtalya Ligi'nde bir sezonda 9-10 kırmızı kart çıkıyor. Doğru burada 50-60 tane çıkıyor. Doğru sorun söylüyor. Hakemler. Doğru söylüyor. Bak bu mesela bu Mertens'i soyunma odasında ben olsam Mertens bunu söylese
alnından derin bir doğru söylüyorsun. Biz burada yıllarca ne diyoruz? Türk hakemleri biraz İngiliz, İtalyan hakemi seyretsinler. Burada elma çıkarır gibi, oradan dolaptan elma muz çıkarır gibi. Al sana sarı kart. Ayağına değdi. Al sana bir sarı daha. Tak ikinci sarı, tak kırmızı. Bu olmaz. Öyle o kadar basit. Sarı kartlar bir tek Türkiye'de çıkar. Angola'da bile çıkmaz. Evet. Ona sarı, buna kırmızı. Biz bunu yıllarca söyledik. İtalya'da oyun böyle oynanır. Sert oynanır. Kırmızı kart çıkması için bir oyuncunun çok kasti bir şekilde. Görmüyor ya. Musun ya? Burada hakem yorumcusu kafaya çıkmış. Adamın eli buraya değmiş. Sıyırmış hafif. Hallantın, kırmızı diyor. Elini kullandı diyor. Bak. Seyircilerimiz seyrettiniz mi Hallant'ın attığı golü? Hallant'ın attığı golü. Doser gibi geliyor. Falan faul çalarsın. Tabii net. Ya. Net. Omuz omuza gitti. Vurdu gitti. Ya buradaki oyuncular şurasına böyle hafif tırnak değiyor. Geri atıyor kardeşim. Son 3 dakikamız çünkü. Tabii. Biri çeyrek geçe tam çıkmamız gerekiyormuş. Okan hocamın eşi. Hanımefendiyi bir getirelim. Nihan Hanım'ı getirelim. Ondan sonra çünkü tam bir çeyrekte çıkmam gerekiyor. Tamam. Bir getirelim ekrana isterseniz. Nihan hanımefendi neler söylemiş bir görelim bakalım. Ali Yiğit de çok öpüyoruz. Geldiniz. Bir şey söylemek ister misiniz? Kırmızı kart çok tartışıldı. Okan Hoca çok sinirlendi. Bir şey söylemek istemiyorum. Üzgünüz yani. Şampiyon olacak mı Galatasaray? Olacak. Onu sorayım size. Aynen olacak. Yeniden maçlara devam mı gelecek? Aynen destek. Herhalde? Tam destek. Oğlunuz. Bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? Uğurlu geliyor Galatasaray'a. Buyurun. Tam destek. Sonuna kadar. Nihan Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Evet, Nihan Hanım'a çok teşekkürler. Ali Yiğit'le öpüyoruz. Evet. Gözyaşlarına boğuldu, hüngür evet. hüngür ağladı ufaklık. Onu da söyleyelim. Çok çok üzüldük. Sevgili seyirciler, Ahmet Çakar'ı sordunuz, Ahmet Hoca'yı sordunuz. Gider. Aynen öyle. Okan Hoca'yı da Erdem Bey'i de Dursun Başkan'a tekrar vereceğim. Şu. Cevaplar verilecekmiş. Sinan abi, son bir görüntümüz var. Ahmet Hoca'yı sordunuz. Ahmet Hoca bugün gribal bir enfeksiyon geçiriyor 3-4 gündür. Ve bugün enfeksiyona bağlı bir tansiyon yüksekliği oldu. Ben kendisine hocam lütfen bugün çıkma dedim. Çünkü çok da iyi hissetmedi kendini. 4-5 saatlik bir uyku rica ettik kendisinden. Onun sağlığı bizim için çok çok daha önemli. Yarın ama bizlerle beraber ama durumu çok iyi. Ne olursunuz arayıp rahatsız etmeyin. Çünkü uyuyor şu anda. Bir Jorge Jesus ekrana gelecek. Bu çok özel bir görüntü. Sevgili Devrim abi sağ olsun teşekkür ederim. Şile Ayazma Restoran. Jesus ve ailesi birlikte balık yemişler. Jesus sadece balık yiyormuş, et, kebap yemiyormuş Sinan abi. Aferin, giriş ve çıkışta çok böyle yoğun ilgi alaka varmış. Şile Ayazma Restoran Furkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Lütfen yarın bu dosyayı aç. Ver abicim ver onu bana. Ver bir dakika. Olmaz ver onu bana. Rasim verir misin? Haydi bakalım. Hepsi seni bıraktı görüyor musun? Bak dikkat ediniz. Ben olmasam yandın. Hadi gel.